yağmurluk zamanı, doluk olmuş. Görüyorsunuz. Ebe gümecimi diğer adı. Evet, bayağı bir ot var. Sen köylüsün ey. Yarbaş, yarbaş. Ne arıyorsun sen burada topalı şu anda? Kule Bayrağı'nın neyi oluyorsun sen? Kardeşi. Allah Allah. He. Öz mü, üvey mi? Öz, öz. Yaptak tafif. Evet, bahçeleri gösterelim. Bu kayıtlar kalsın. Bakın, baharla beraber buralar çok güzel. İnsanlar da bahçe düzenlemesi çok güzel. İşte nanesi, bahçesi. Zeytinler burada çok verimli. Topaluşağı köyünde. Evet, Ebe Gümeci, yani diğer adıyla Dolluk. Dolluk var, görüyorsunuz. Bayağı da şey olmuş, kalınlaşmış durumdalar. Evet, şu şekilde. Kartlaşmış. Evet, şeyler, zeytinler sanki Ege'dir. Bayağı iyi yetişmişler. Görüyorsunuz. Evet, bir biliyorsunuz bir atasözü var. Zamansız öten horozu keserler diye. Bu saat şimdi saat 5'te öttüğüne göre bu horozun kesilmesi yakındır. Öyle görülüyor. Evet, köyün okulu ve çevresi. Gördüğünüz üzere bu zeytin ağaçları gerçekten çok güzel yetiştirmişler. Sanırım bir 15-20 yaşında var bu ağaçlar. Bayağı eskide dikilmiş. Evet, baharla beraber dediğimiz gibi her taraf yeşil, sanki İsviçre'nin Alp dağlarındayız. Veya İsviçre'nin Fransız bölgesinde bayağı bir yeşil alan vardı. Orayı andırıyor. Tabii bura daha güzel oradan, çünkü bizim bu yörenin, Türkiye'nin güneşi çok daha fazla. Orada hava kapalı ve yeşillik var. Burada hava açık ve yeşillik oluyor. Evet, köyün içini de şöyle çekelim. Bu kayıtlarımız kalsın, insanlar merak edenler izler, köyüne özlem duyanlar da izlerler. Evet, Dolluk topluyorlar Ebe Gümeci. Teyze telefonla konuşuyor. Teyze yaşamdan şikayet ediyor. Ama aslında buranın yaşamı güzel. Evet, burayı da bir gösterelim. Bura Bektaş abinin miydi acaba?
Bektaş abi, burası senin miydi bu bahçe? Bilmiyorum kimindi, ben mi yanlış hatırlamıyorum? Yan taraf mı senindi? Yan taraftı sanırım, evet. Evet, bu eski duvarlar, surlar, eski yapılar hala var. Tabi artık onun yerine telergüler falan almış durumda. Evet, köyün bu kısmı böyle devam ediyor. Geçen sene üst kısmı çekmiştim. Orada özellikle bir su vardı. İki çeşme vardı. O kısmı da çekmiştik. Böylece Topal Uşağı köyünün herhalde bir 10-15 videosunu çekmiş oldum. Her tarafını göstermiş oldum. Evet, Bilal amca narlı Maraş dolmuşunu sürüyor. Burada oturuyor. Çoğunuz tanırsınız zaten. O da işten geldi şimdi sanırım. Evet, ziyareti de yukarıda. Gördüğünüz gibi ziyaretine gitmek kısmet olmadı. Köyümüzün, bilmiyorum, Topal Uşağı'na geliyoruz. Güzel yerleriyle ilgili yorumlardan ya da mesajlarla bize ulaşabilirsiniz. Nereler çekilebilir? Evet, doğal güzellikler bu şekilde. Gördüğünüz üzere bahar gelmiş, her tarafta yeşil. Baharla beraber muhteşem bir doğa. Tabii önümüzdeki süreçte, bu birkaç hafta içerisinde, bu otların ve yeşilliğin daha çok artması bekleniyor. Özellikle bu kış aylarında bir büyük bir yağmur yoğunluğu yaşandı. Bununla beraber özellikle su kaynakları çok coşkulu akıyor ve toprakta verimliliğini birkaç kat arttırdı. Özellikle çiftçiler için ve tarımla uğraşanlar için bu sene verimli bir yıl oldu. Tabii otların yeşilliğin olması, yağmurun olması hayvancılığı da olumlu etkiliyor. Aynı zamanda öğrendiğim kadarıyla köyde, söylenen kadarıyla, inekler var. Bunun nahırcısı varmış. Demek ki bir 50-100 tane inekler de var köyün. Bu da tabii otların olmasıyla beraber ekonomik getiriyi arttıracaktır. Özellikle yöre köylerimiz daha çok yaşlardan oluştuğu için bu eski gelenekleri, ineklere bakma geleneğini de bırakmıyorlar. Tabii ki bence de güzel bir gelenek. Birkaç tane hayvanın olması, insan eğer köylerde yaşıyorsa tavuklarının, ineklerinin, keçilerinin olması bence çok değerli ve aynı zamanda organik olarak besleniyorlar ve organik bir yaşam sürüyorlar. Elbet ki %100 organik değil. Yöremizde daha çok gübre kullanılıyor. Gübre kullanımı biraz daha organiklik düzeyini azaltıyor. Ama gene de sera bitkileri gibi değil. Çünkü serada daha çok yapay ilaçlanma üzerinde duruluyor. Örneğin bir domates, yeşil olan domates aşılanarak kırmızı hale getiriliyor. Yöremizde o yüzden diyorum, gübre kullanımı var ama çok fazla değil. Az. Bu da mümkün derece ürünleri daha organik hale getiriyor. Daha sağlıklı besleniyorlar yaşlılar. Evet, köyü genel olarak bildiğim kadarıyla, yani bayağı iyi de biliyorum bu köyü. Şu an izleyenler, tabii sizler de biliyorsunuz. Belki yöremizden, hani Seyran Tepeli olmayan, Topal Uşaklı olmayan birçok kişi de izleyecek. Biraz genel bilgi vermek gerekirse, Seyran Tepe'deki nüfus genelde yaşlılardan oluşuyor. Dün bir genç gördüm. Sadece bir genç varmış köyde oturan. Genelde insanların göç ettiği yerler Pazarcık, Narlı ve Avrupa.
Son süreçte sanırım birçok genç özellikle bu köyde ve Armutlu çiçek alan köylerinde Kıbrıs'ı tercih etmiş durumdalar. Birçoğu şu an Kıbrıs'ta. Köyün tarlaları sulu diyebiliyorum. Evet, sulu. Daha çok kuyu suyuyla sulanıyor. Aşağıda köyün cemevini görüyorsunuz. Bir yaklaşık 10 sene önce yapıldı. 10-12 sene önce yapıldı. Köyü cemevi özellikle Avrupa'daki canların katkılarıyla bu yapılar inşa edildi. Köyde aynı zamanda bir okul var. Ortaokul, ilkokul ve ortaokul olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Özellikle çevre köylerin işte Çiğli, Terolar, Makstuşa, Karahasanlar, Doğanlı yaklaşık 10-15 köyün öğrencileri buraya servislerle taşınılıyor ve burada eğitim veriliyor. Bu uzun süredir böyle. Başka bilgi vermemiz gerekirse başka verecek bilgimiz yok sanırım. Evet, köy iki kısımdan oluşuyor. Bir yolun sağ tarafında, bir de sol tarafında. Herhalde sağ tarafındaki köyün ismi farklıydı. Biz Seyran Tepe diye söylüyoruz ama bununla ilgili derin bir veya geniş bir bilgiye sahip değilim. Bu daha derinlemesine araştırılması gereken bir şey. Ama köylerden duymuştum. Ayrı köyler gitgide zamanla birleşmişler ve birbirine çok yakın köyler. Evet, karşı tarafta Pulyan köyü var. Biraz ileride Makstuşa köyü. Sağ tarafımızda şu kısımda Terolar çok yaşarlar. Köylerini görmek mevcut. Narlı'ya çok yakın bir köy. Özellikle insanlar alışverişlerini Narlı'dan ve Kahramanmaraş'tan temin etmekte. Evet. Köyün doğası da çok güzel. Özellikle bu sohbeti, bu konuşmayı da yapıyoruz ki aynı zamanda doğa izlerken bilgi sahibi olun. Tabii bununla ilgili bu verdiğimiz bilgiler köylüler tarafından bilinen şeyler. Bilmeyenler için bunları da ekstra ya da Avrupa'da doğup büyüyen, buralı olan gençler de bu şekilde öğrenmiş olacaklar. Evet, yeşil çok güzel. Köylüler şeyi gördüm son süreçte. Bu sene, son birkaç senedir çevresini, köy evlerinin etrafını ilaçlıyorlar. Yabani otlar çıkmasın diye. Bence bu da çok kötü bir görüntü oluşturuyor. Aslında baharı güzelliği daha çok bu yeşil alanları görmekle tadı çıkıyor. Yani bu baharın güzelliği anlaşılıyor. O yüzden bence ilaçlamaları doğru değil. Ama onlar da işte yılanlara karşı, haşerelere karşı bunların böyle korunacaklarına inanıyorlar. Bunların doğru uygulamalar olduğunu savunuyorlar. Burada var. Bunlar daha güzel bu ot. Oh, he, bu daha güzel. Burada